Şehriban Aydoğan, 24 yaşında ve 7 aylık evli. Erzurumlu gelinimiz ev hanımı. Herkese selam. İstanbul sınırlarını aştık. Bugün Tekirdağ Ergene Velimeşe'deyiz. Şehriban gelinimin evine geldik. Hazırlık büyük dedi. İddialıydı. Dün sendeydik hayatım. Bugün bizi neler bekliyor merak ediyorum doğrusu. Gelinlerim her gün beni şaşırtıyorlar. Aslında birbirleri de böyle şaşkın şaşkın bakıyorlar. Değil mi? Sen iyi misin? Destekliyor musun böyle? Diyorum ben onu. Cansın sen. Hamile, bizi çok sevdiği için programımızda. O zaman... Aa, Şehriban'ın yanındakiler kim? Gidelim mi oraya doğru? Hadi beni takip edin. Ezgi Hanım, gelinler, ergenimize hoş geldiniz. Tekirdağ'a geldiğimiz belli oldu. Vallahi abicim harikasın. Robot ne iş? Tekirdağ'a yarışır bir karşılama yapmak istedim. Robotla bağlantıyı kuramadım. Daha renk katsın, şov olsun diye şov yapmak istedim. Ay siz ne akıllı insanlarsınız ya. Her gün değişik bir şey gerçekten. Müthişsiniz. Ding ding ding. Robotların bir özelliği var mı? Evet Ezgi Hanım, bizim buralarda biz robotları kullanırız. Bugün de sizin için, sunum yapmaları için çağırdım. Evlerinizde robot mu var? Evet. Hadi canım. Tabii. Ben robot bilirim, evi süpürüyü. Farklı. Evet. Bize sunumda falan yardımcı olacak evet, mı? Evet tabii ki. Onun evi beraber de... çıkacağız. Evet. Güzel, yine sevdiniz beraberim. Mi? Sevdim. Değişik. Sevdi geldik. Değil mi? Farklı. Çok farklı olmuş. Peki şimdi ne yapıyoruz? Gelinler robot değildir ama onlar robottur. Şimdi alay çekelim. Mesajımızı da verdik. Güzel. Abim. Robotlara. Evet. Bize de maşallah. Her telden oynuyoruz değil mi hayatım? Evet. Erzurum'a da selam olsun. Tekirdağ'dayız ama o zaman eve gidelim mi şimdi? Gidelim. Ezgi Hanım, ben eve gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Sen... Gelinimiz galiba kendisine pek güveni yok. Herhalde bize sunumu yapamayacak. Gelmiş buraya robot getirmiş. Robotlara güveniyor galiba bugün. Kendime güvenmemekten değil. Bugün daha farklı bir şey yapmak istediğim için bu şekilde yaptım. Güvenle bir alakası yok. Bana nedense her şeyi robotlar yapacak gibi geldi ama neyse. Öyle gelmesin. O zaman evi hep beraber gideceğiz. Bakalım neleri yapacaklar, neleri yapmayacaklar. O zaman konuşalım olur mu? Hep beraber gidelim. Siz de buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. O zaman Şehriban gelinimin evine gidiyoruz. Hep beraber. Haydi bakalım. Ezgi Sertel, gelinler ve robotlarla birlikte eve giderken biz de mini turumuza başlıyoruz. Şehriban gelin salon dekorasyonunda lakşiri stili mobilyalara yer vermiş. Siyah ve krem tonlarının ağırlıkta olduğu mutfak şık spor tarza sahip. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasını gold detaylı lakşiri mobilyalarla dizayn etmiş. Güzel bir karşılamanın ardından Şehriban'ın salonundayız. Davullu bir karşılama yaptı. Roman havasıyla, robotlarla çok ilginçti doğrusu. Nasılsın hayatım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. 7 aylık evlisin. Çiçeği evet. Burnunda bir gelinsin. 7 aydır bu evde oturuyorsun. Evet. Güzel günlerde sağlıklı, mutlu bir şekilde inşallah.
Çocuk sesleriyle şenlenen bir ev olsun. İnşallah, sağ olun. Canım benim. Sen Erzurumlusun. Evet. Değil mi hayatım? Halay çektirdin bize çünkü evet. aşağıda. Evet. Şimdi bu yazıyı buraya niye astın? Hiçbir gelin robot değildir. Aşağıda da söyledim bunu. Evet. Bu aslında gelin evinin bir mottosu haline gelmiş. Bugün de robotlar olduğu için böyle bunu asmak istedim. Hep burada kalacak mı? Evet. Hiçbir bitişik yazılması gerekiyor. Yine bilirkişiliğimi konuşturmak istedim burada. Gol bir diyor. O yüzden beğenmedim açıkçası. Senin dünkü yanlışlarından sonra bir yazının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Benim hiçbir yanlışım olduğunu Gördüktün. Düşünmüyorum. Gördüktün, teşekkür ederim. Yanlış görmüşsün canım. Başka gelinin cümlesini alıp da kendi perdeni asmak da neyin nesi ki? Biraz yaratıcı olup bence kendi cümlelerini kurmalısın. Birbirimizle saygı çerçevesinde güzel, keyifli, eğleneceğimiz bir gün olsun. Olur mu? İnşallah. Hediyeni getirdim. Güzel günlerde sağlıkla kullan. Umarım beğenirsin. Teşekkür ederim. Ve yine bir Mevsim takımı. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma giderken de hakikaten havlu, mesela yazlığa gideceksiniz, misafir olacaksınız. Nevresim takımı, havlu takımı, peştemaller. Bunlar her evde lazım. Evet, gerçekten. Şu an ihtiyacın olmasa bile bir gün ihtiyacın olacak. Çok teşekkür ederim. Rengi de çok da kullanılıyor. Uzun yıllar kullanılıyor. Evet, gerçekten rengi de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Canım, çok sağ olasın. Seni sunuma gönderelim mi? Olur. Bakalım bize ne ikram edecek? Dün kahve ikram etmişti, sıradan evet. bulunmuştu. Evet. Lütfen, sıra sende.